Bıyıklı bıldırcınları bırakmak için bıçak aradı. Hayret konuşmasına geçelim. Evet arkadaşlar, şurada kalmıştık. Let's get back to our bite of cereal. Şu iki paragrafı yine çeviririz burada. Şu iki tane yapmıştık zaten işte. Neydi? Şeker beynimizi nasıl etkiler? Başlıklı bir TED konuşması. Hadi geri dönelim burada. Şurada demiştik ya. You take a bite of cereal. İşte burada tahıl gevreği demek cereal. Tahıl anlamı da var da. Hatta mısır gevreği. Olsa daha güzel olur ya. Bir ısırık mısır gevreği aldın. Onu şey yaptık. Şimdi daha sonra ne oldu işte beynimize nerelere gidiyor falan filan. Oraları sinyallerden konuştuk. Şimdi oraya geri dönelim diyor. Aldığımız o bir ısırık mısır gevreğine geri dönelim. Şu ilk cümle o. Anlamı o yani. Daha sonra it travels down into your stomach and eventually into your gut. It travels down. O aşağı doğru yolculuğa çıkıyor. Into your stomach. Yani midene gidiyor. Karnınıza gidiyor. Eventually. En sonunda yani son olarak nihayetinde. Into your gut. En sonunda da bağırsaklarınıza gidiyor. And guess what? Ve tahmin et ne oldu? Gibi çevirebiliriz burayı. And guess what? Sonra burası ne? There are sugar receptors here too. Neydi? Bizim daha önce dilimizde de vardı bunlardan. Reseptörler, algılayıcılar. There are sugar receptors. Şeker algılayıcı da burada. Dahası da şurada veriyor. Burada da bu şeker algılayıcılar varmış. Nerede? Bizim bağırsağımızda. Buraya bakalım. They are not taste buds. But they do send signals telling your brain that you are full and that your body should produce more insulin to deal with the extra sugar you are eating. Burada but they are not taste buds. Burada but şeyin tomurcuktu. Tomurcu ben size şöyle anlatayım. Öncekinin tam şey değildi. Böyle dilimizde ne, nasıl denir? Şu tane tane şeyler var ya. Yani şunun bir tanesi şu. Yani pıtır pıtır mı denir artık? Anladınız demek istediğimi. Bu dilin derisi düz değil. Böyle bir sürü tomurcuklardan, batlardan oluşuyor yani. But deniyor her bir tomurcuğa. Biz dilimizde onlar sayesinde şey yapıyoruz. Tadı alıyoruz işte acıyı, tatlıyı falan. Bu bir önceki paragrafta konuşmuştuk şurada. Burada bağırsağımızda yine tadı alıyoruz. Yani şekeri hisseden reseptörler var. Ama bunlar dilimizdeki böyle tomurcuklu şekilde değil. Yani şurası şu kısa yerden bunu anladık. But ama they do send signals. Onlar da sinyal gönderiyor. Dilimizdekiler gibi. Telling your brain. Beynimizde söylüyor işte sinyallerle. Ne söylüyor? That'den sonrasında you are full. Or ve burada senin full'den kastı doyduğunu. Yani şekeri yiyorsa onu hissediyor ve senin doyduğunu, tok olduğunu söylüyor. Ya da that your body should produce more insulin to deal with the extra sugar you are eating. Yediğiniz ekstra fazladan şekerle deal with burada baş etmek için daha fazla more insulin, daha fazla insülini üretmesini söylüyor vücudunuza. Burası anlaşıldı değil mi? Neydi bizim insülin? Niye pankreasta üretiyorduk insülini? Şekerli dengelemek için kullanıyordu. Hatta insülin direnci diye bir şey vardı. Yani çok fazla şeker yersek insülin direncimiz artıyordu. Bunun sebebi de insülin artık çok fazla etkisi olmuyordu ve bu kötü bir şeydi. Bunu istemiyorduk. Tamamdır. Bu cümlenin anlamı bu yani. Buraya bakalım. The major currency of our reward system is dopamine, an important chemical or neurotransmitter. Major burada ana currency para birimi olarak da düşünebiliriz ama yani anlam olarak şu. Bizim bir reward sistemimiz var değil mi? Ödül sistemimiz. Bu ödül sisteminin ana para birimi de denilebilir. Dopamin. Zaten biz mesela bir şey başardığımızda dopamin salgılıyor. Beynimiz de biz mutlu olduğumuzu hissediyoruz. Bir şey başarmak. Bu yine aynı şekilde işte ödül sistemiyle neydi? Uyuşturucu da mesela. Uyuşturucu da salgılıyor. Ve her defasında daha fazla ihtiyaç duyduğumuz için bu bağımlılığa kadar gidiyor. Sigarada da büyük ihtimal öyle bir şey vardır. Bu dopamin dediğimiz şey neymiş? Önemli kimyasal veya nörotransmittermiş bir tane. Diğerlerine bakalım. Dopamin bir daha ayrıntılı açıklıyor olabilir.
Ama dopamini duymuşsunuzdur yani çoğunuz. Deramine dopamin, aynen dopamin olarak telaffuz ediliyormuş. Brandon'ın dopamini okudum, farklı olabilir mi diye. Aynı bizde de dediğimiz gibi dopamin. Receptors in forebrain, but they are not evenly distributed. Bizim burada forebrain ön beyinde çok fazla dopamin reseptörleri varmış. But ama they are not evenly burada eşit olarak demek. Distribute dağıtmak distributed burada pasif var. Ama onlar eşit derecede yani eşit şekilde dağıtılmıyor bu reseptörler. Certain areas contain dense clusters of receptors and these dopamine hot spots are a part of our reward system. Certain burada belli bölgeler contain içeriyorlar. Neyi dense yoğun demek? Cluster ise küme. Clusters of receptors. Burada reseptör kümeleri yoğun şekilde reseptör kümeleri oluşturuyor. Yani içeriyor. Bazı bölgelerde çok yoğun şekilde reseptörler var. And this dopamine hot spot. Burada bu dopamin sıcak noktaları da ne diyebilirsiniz? Yani spot nokta bölge de olabilir. Sıcak bölgeleri are a part of our reward system. Bu bölgeler neymiş? Bizim ödül sistemimizin bir parçası. Bir parçasıymış. Drugs like alcohol, nicotine and heroin send dopamine into our right, leading some people to constantly seek that high. In other words, to be addicted. Drugs like ilaçlar ne gibi? Alkol, nikotin ve heroin de eroin demekmiş. Yani bu şekilde yazılıyor İngilizcesi. Eroin, nikotin ve alkol gibi ilaçlar send dopamine. Dopamin gönderiyorlar. Into override, burada leading. Override şey demek. Hani böyle çok hızlı sürmek gibi bir anlamı da varmış ama ne denir? Ben şöyle anladım. Eğer biz bunları override'dan dopamin salgılıyor bir şey başardığımızda veya şeker falan yediğimizde. Ama işte alkol, nikotin ve eroin gibi bu uyuşturucu tarzı şeyler işte çok fazla override yani çok fazla dopamin salgılıyor. Aşırı derecede sizi mutlu ediyor. Ve insanları leading some people bir şeylere neden oluyor. Constantly burada sık sık demek sıkça. Seek aramak that high yüksek derecede ve o mutluluğu tekrar arıyorsunuz. Aynı miktarı kullanınca ama beyin de alışıyor. Daha sonra daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsunuz. In other words, yani diğer bir deyişle hem daha yükseğini aramak hem her zaman bir tık daha üstünü kullanma ihtiyacı hissediyorsunuz. Diğer bir deyişle to be addicted. Addicted burada bağımlı olmak. Diğer bir deyişle bağımlı oluyorsunuz. Eğer alkoldür, nikotindir. Nikotin zaten sigara. İşte eroindir. Bu tarz uyuşturuculara bu şekilde bağımlı oluyoruz. Yani o dopamin salgılanan bölgeyi tetiklediği için. Hatta override ettiği için. Çok fazla aşırı tetikliyor. O şekilde. Yani şekere bağımlılık da buradan geliyor. Yani şeker yedikçe şeker tatlı yiyesiniz geliyor. Ve tatlı yiyince mutlu hissediyorsunuz. Şeker bağımlılığı da bunlar kadar riskli olmasa da yani çok belirgin olmasa da o da çok tehlikeli bir şey. Şahsen ben severim tatlı. O yüzden bunlar benim için de iyi yani. Bunları şeker azaltmam için bunları öğrenme benim de işime yarıyor. Sugar also causes dopamine to be released, though not as violently as drugs. Burada da tam biraz dediğim gibi diyor. Şeker de neden olur. Neye? Dopamini to be released salgılanmasına. Though not as violently as drugs. İlaçlar kadar şiddetli, violently, violent burada şiddet, violently şiddetli bir şekilde olmasa da şekerler de dopamin salgılamasına neden olur diyor. Yani şeker de bağımlılık yapıyor. And sugar is rare among dopamine inducing foods. Burada and sugar is rare. Yani şeker nadirdir. Emol içinde bu dopaminin teşvik eden inducing, yani indüklenen veya neden olan dopamin üretimine neden olan yiyecekler içerisinde şeker nadirdir. Burada nadirinden kastı çok etkili mi yoksa çok etkili olduğunu büyük ihtimalle söyleyecek ama şu an nadirdir deyip şey yapalım. Bir sonraki cümleye bakalım. Broccoli, for example, has no effect. Which probably explains why it is so hard to get kids to eat their veggies. Ama tam burada anlaşıldı hayır.
Brokoli mesela for example 2 virgül arasında demiş. Mesela örnek vermiş. 2 virgül varsa bunu kaldırsanız da şey olur. Cümlenin anlamı değişmez. Şurayı kapatayım. Tamam. Mesela brokoli has no effect. Hiçbir etkisi yoktur. Neye? Dopamin salgılaması hiçbir etkisi yok. Which probably explain? Bu muhtemelen açıklar neyi? What, why? It is so hard. Neden zor olduğunu. Neyin? Get kids to eat their veggies. Veggies burada sebze. Hani vegetables gibi düşünebilirsiniz. Brokoli bir tane sebze. Neden çocuklara brokoli yani sebzeleri yedirmemizin ne kadar zor olduğunu açıklar. Çünkü sebzeler veya çoğu yiyecek dopamin salgılatmıyor. Hani siz çoğu yiyeceği yediğinizde dopamin almak için, mutlu olmak için yemek yemiyorsunuz. Sugar is rare. Buradan gidiyor yani. Şeker bize dopamin salgılatan nadir yiyeceklerden. O yüzden biz şekeri kolay bir şekilde bırakamıyoruz. Şu an oturdu. Güzel. Ben anladım. Sizin de anlamadığınız yeri varsa bu arada cümleyi, bir de cümleyi de söyleyin böyle. Hani katılmayabilirsiniz bana çevirilerde. Hocam işte şurayı bence böyle çevirsek daha doğru olur dediğiniz yer varsa cümlenin aynısını yazın İngilizcesine. Altına da siz nasıl istiyorsanız yani çevirdiyseniz öyle yazın. Tartışalım üstünde. Sizin yaptığınız daha doğru çeviri olabilir. Eğer güzelse sabitleyelim. Diğer arkadaşlar da görür. Ben de İngilizce öğrenmek için zaten çeviriyorum bunları. Benim de bilmediğim kelimeler çıkıyor. Yani durdurup ben çevirip başlatıp sonra size anlatıyorum. Hani böyle takır takır. Zaten yani onu hissediyorsunuzdur videoyu duraklattığımı. O yüzden yani kaçırdığım şeyler olabilir. Olabilir. Şimdi bir kelime tekrar edelim. Sonra kaldığımız yerden şurada kaldık. Burası 3 paragraf kaldı değil mi? Sonraki yarın biter büyük ihtimalle. Yani şuraya bir tane video bırakmak saçma olur. Yarından sonra yeni bir yere, konuya geçeriz. Bak burada ısırıkta. Cereal. Tahıl anlamı var. Bir de mısır gevreği. Burada mısır gevreği daha mantıklı geldi bana. Trail işte burada mideye doğru yolculuğunu başlıyor. Eventual nihayet sonunda son olarak gut bağırsaktı. Kes tahmin etmek. Reseptör. İşte algılayıcı. Batla neydi? Bu dilimizdeki tomurcuk. Hani dilimizin üstünde böyle pıtır pıtır şeyler var. Onların her bir tanesi de bat deniyor. Bat olunca onlar. Tadı aldığımız yerler. Sen göndermek. Beyin. Produce burada üretmek demek. İnsülin. Deal with bir şeyle uğraşmak. Burada fazladan şekerle şey yapıyor. Onlarla baş etmesi lazım. Dengelemesi lazım şekerleri yani. Sonra major currency burada para birimi olarak şey yaptı. Burada benzetme yapmış zaten. Tamam, ödül sistemimiz var ama bu sistemin para birimi yani siz verdiği değer dopamin. Yani sen ödül sistemini besledikçe o sistem sana dopamin veriyor. Dopamin salgılıyor ve o dopamin seni mutlu hissettiriyor. Başarmış hissediyor. Mesela bir şey başardığınızda dopamin salgılanır. O yüzden onun verdiği mutluluk, özgüven oradan geliyor yani. O hormondan geliyor. Sonra chemical kimyasal, nörotransmitler gibi bize direkt zaten Latince kelime olduğu için aynısını kullanıyoruz. Forebrain, ön beyin. Evenly burada eşit derecede, eşit şekilde. Distribute dağılmak burada dağılmıyor demiştik nattan dolayı. Contain içermek, dense. Density zaten density biliyorsunuzdur. Yoğunluk demek. Dense de yoğun, sıfat hali. Cluster küme şeklinde kümelenmiş. Grup, reseptör. Reseptör yine onu yaptık. Hot spot, spotun burada farklı farklı fiil olarak kullanacaksınız spot bir yeri görmek mesela. Hani şey gibi find gibi look for gibi bir anlamı da olabilir. Eğer isim olarak kullanıyorsanız alan anlamı var. Nokta anlamı da var burada. Sıcak noktalar, sıcak alanlar. Spot'un farklı kullanımı çok sık çıkar karşınıza. Çeviri falan yapıyorsanız görüyorsunuzdur zaten. Reward ödül anlamında burada ödül sistem olarak şey yaptık. Heroin burada eroin, nikotin bunların hepsini zaten direkt kullanıyoruz. Override burada ise çok fazla. Aşırı kullanma hani aşırı etkileme gibi diyebiliriz. Leading bir şeye neden olmak. Constantly burada sık sık sıkça. Seeking araştırmak. High daha yükseğini bekliyoruz burada. İstiyoruz her zaman. In other words diğer bir deyişle demek. In other words. Addict
Burada bağımlı olmak, addicted, bağımlı. Cause, ne neden olmak, release, salgılanmak demek. Violent, şu L'yi görme, şiddet demek. Violent, şiddetli bir şekilde. Drug, ilaç. Rare, nadir. Among, içinde demek. Among the Between arasındaki fark şöyle bir şey var, onu da bilmiyorsanız şey yapın. Among eğer 10-15 tane, 3, 2'den fazla bir şeyin arasında diyecekseniz, Among kullanırsanız, 2 tane şeyin arasında diyecekseniz de Between kullanırsanız. Onun dışında benim bildiğim şu an bir fark yok. Arasında yani diğer dopamin. Inducing burada dopamin salgılayan, dopamin teşvik eden, inducing, indükleyen gibi bir anlamı da var. Sonra brokoli biz de daha aynı şekilde kullanıyoruz. Effect, effect. Burada eğer etkilemek olarak fiil kullanacaksanız affect diye yazılıyor. Effect isim hali, etki. Ve sonra on kullanırız zaten. Burada neye olan etkisini söylemediği için on kullanmamış. Bir şey olan etkiler diyeceksek effect on. Problem muhtemelen explain açıklıyor. Hard to, burada get somebody to şey do something gibi, hani birisine bir şey yaptırmak, çocuklara sebzelerini yedirmenin ne kadar, neden bu kadar zor olduğunu açıklıyor diyor. Veggies de vegetables ile aynı anlamdaymış, sebze demek veggies. O yüzden yani şeker biz normal yemek yediğimiz, yani yiyecek olarak çok sayılı, nadir, yani dopamin salgılatan yiyeceklerden bir tanesi. Brokoli, sebzede falan yok. Yani biz mutlu olmak için yemek yemiyoruz. Bunu da tekrarlamış olayım. Umarım faydalı oluyordur. Hem genel kültürünüz gelişiyordur. Benim şahsen öyle oluyor. Hem de İngilizce öğreniyoruzdur. Sonraki videoda yani yarın görüşürüz. Eğer günlük siz de videoları izliyorsanız, bilmiyorum ne izliyorsanız, ben her gün 5 video atıyorum. Bu de bunlardan bir tanesi. Yarın görüşürüz. Bye bye.